Klanda gördüğünüz 13 tane aktif var. Hepsini teker teker çekeceğiz. Güzel bir şekilde trolleyeceğiz. Hatta klandan dahi atacağız. Nasıl ya? Bana denilen şey şu. Şu arkadaş küfür etmiş. Git bir sor. Hani yapmış mı yapmamış mı? Ben onaylamıyorum böyle bir şeyi. O zaman şöyle bir şey yapalım. Klandan çıkartayım seni. Ben klandan atayım. Ben kimseye küfür etmedim. Ben bunun garantisini veriyorum. Ses sonunda bir tedirginlik var. Hissedebiliyorum. Bilmiyorum vallahi reis. Dostlar hepinize selamlar, ben CarL. Arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ulan bu şerefsiz yaşıyor mu? Ekrana iyi bakın, tamam mı? Sadece ekrana bakın. Ya şöyle sağına soluna altına köşesine iyicene bakın. Bir şey fark edebilecek misiniz? Hayır, kesinlikle UC değil kardeşim. Adem, UC yani zoom atmana gerek yok. Tamam abi. Dostlar şöyle iyicene baktınız, bir şey göremezsiniz. Neden mi? Çünkü burada gözükmüyor. Şöyle hocam bizim çocuklardan kim açık? Sezer burada mı? Değil. Gürcan Reis gel. Gel. Şimdi bir daha bakın. Tipe bak. Neyi fark ettiniz? Bakın tam şurada Vurulcul YT yönetici yazıyor. Yani bu da ne demek oluyor? Şu an bu videoda. Sizden ricam videoya geçmeden önce videoya like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir gün içerisinde 10-15 bin like gelsin. Vural abinin hesabına girip istediğiniz oyuncu, yorumlarda belirttiğiniz oyuncuların hepsini teker teker trolleriz. Hiç problem değil. Öyle bir resmi şekilde ki anlatamam size. Aklımda deli deli içerikler var. Yeter ki siz deyin ki şu oyuncu kışkırtmanı istiyoruz. Gerisi bende. Hemen şöyle klanı gösteriyorum size. Nerede hocam? Evet. Yaklaşık bundan tam tamına 3 gün önce bana Vural abi yönetici permini verdi. Bundan tam tamına 2-3 ay öncesine kadar bu yönetici permi zaten bende vardı. Allah Allah. Ben sırf lobi trolü çekeceğim diye klandan da çıkıyordum ki hani karşıdaki lobideki insan benim fake olduğuma inansın. Hemen şey demesin. Bu falan muhabbeti dönmesin diye ben klandan da çıkıyordum. Çıktığım için artık Vural abi inat ediyordu. Yok vermeyeceğim diyordu. Ne oldu? Elinde sonunda 2-3 ay sonra aldık. İyi, hoş, güzel. Perm aldık. Şimdi neler yapacağız? Abi bakın şöyle hemen gösteriyorum. Gel. Şu klana bastım, tamam mı? Klanda gördüğünüz 13 tane aktif var. İşte kim eşli şu, kim işte tekli. Hepsini teker teker çekeceğiz. Güzel bir şekilde trolleyeceğiz. Hatta klandan dahi atacağız. Nasıl ya? Klandan da atacağız. Sonra işte diyecekler ki kardeşim ben ne yaptım? Bir nevi artistik yapacağız onlara. Biraz ayıp olacak arkadaşlar. Eğer bu videoyu izliyorsanız klan oyuncuları. Vallahi benim bir suçum yok. Ekmek. Yani her şey ekmek için hocam. Her şey 30. Yani bir sebebe de gerek yok. Ben de mesela seni gözüm tutmadı. Bak, hayır seni gözüm tutmadı dersem egolanmış olur. Ne diyeyim biliyor musun? Evet, bak selamünaleyküm kardeşim, böyle gir, böyle ciddi gir. Tamam. Sonra de senin hakkında bana videolar falan geldi kardeşim. Sen millete küfür ediyormuşsun diyeyim. Aynen, tamam mı? Aynen. Hatta diyeyim ki ondan önce kardeşim bir şey soracağım. Çok önemli bir konu. Senin hesabına senden başka biri giriyor mu? Hani sonra demesin yok arkadaşım giriyor. Aynı muhabbetler dönmesin. Aynen. Sonra diyeyim ki işte şöyle bir video var elimize. Sen lobilere girip millete seviyormuşsun deyip ondan sonra tak sorgusuz sualsiz klandan atayım. Nasıl? Olur. Ananı... Ne oluyor anasını satayım? Bu abla kim lan harbi? Ben ilk defa görüyorum ha. İsteği de kabul etmiyor. Ana. Dur. Tamam geldi dur. Selamünaleyküm abla. Selam. Abla niye gülüyorsun ki? Ya ses tonu çok komik geldi. Senin hesaba senden başka biri giriyor mu? Abla gülme, niye gülüyorsun ya, Allah Allah. Allah çarpsa kurgu falan sanacaklar şimdi he. Kimse girmiyor, ben giriyorum, neden? Vallahi abla niye gülüyor? Abla biz seninle daha önceden hiç konuşmuş muyduk? Hayır, daha önce konuşmadık. Selam verdim, gülmeye başlayınca biraz garibime geldi hani. Şimdi senin hesaba senden başka kimse girmiyor değil mi? Yok, girmiyor. O yüzden istek attım, bu kadar rahatsız ettim. Yanlış anlama abla. 2 gün önce lobiye girip birine sövmüş. Hatta çocuk 11 yaşında, Antalya'da oturuyor. Böyle yalanı, böyle uydurma senaryoyu ben bile yapamam. Ya, çocuk geldi ulaştı dedi. Aa, böyle. Hani şu an bir ses var, duyamıyorum sizi, pardon bir saniye. Bilmiyorum o an hesapta kim varsa, kimsenin girmediğini söylüyorsun ama bundan tam tamına 2 gün önce. Aynen ayın 28'inde. Ses gelmiyor şu an. Abla bizim de ağır taş... Beklersen kendi internetime bağlanacağım. Tamamdır. Yalnız bu abla bizi yani döver moruk, ben seni ben seni diyeyim. 5 minutes later. Kardeşim kafama diktiğimi koyma vallahi. Evet, dinliyorum. İşte ayın 28'inde sen bir tane çocuğa sövmüşsün. Çocuğun yaşı 11. Sebebini öğrenebilir miyim? Zaten Vural abi yolladı beni bu arada. Onun altını çizeyim. Bir şey söyle, ben neden kime sormuşum? İşte ben de sebebini öğrenmek için geldim vallahi. Yoksa ben bu saatte niye geleyim buraya? Hayır, öyle bir şey yaşandığını hatırlamıyorum. Yani benden başka kimse de girmiyor bu hesaba. O zaman Vural abi yalan söylüyor mantıken. Çocuk mu ulaşmış Vural abiye? Neymiş mevzun, gerçeği neymiş öğren demiş. Videosu var mı peki? Vural abi bana video atmadı. Videosunun olduğunu söyledi. Oyun oynarken belki olmuş olabilir ama böyle hani... Kabul etti bak, küfür ettiğini kabul ediyor. O zaman şöyle yapalım. Siz hatırladığınız zaman sizi ben klana tekrar alayım. Şu anlık atayım ben sizi klandan. Hatırladığınızda geri alayım. Oğlum çok ayıp olacak ya. Ama bu haksızlık değil mi? Aga be analiz. Neden? Ortada bir küfür var ama. Tamam da olup olmadığını yani kanıtlayamıyoruz. Ama en azından küfür ettiğinizi söylediniz. Ki belki... Tamam, normal oyunda ediyormuşsunuz. Hanımefendi, normal oyunda ediyormuşsunuz. Siz deyin ki artık istemiyoruz klanımızda, çıkın deyin, ben de saygıyla... Ama bu küfür olayı ciddi. Onu nasıl bir ayar çekeceğiz bilmiyorum. Yok, ben hatırlamıyorum yani, ben kimseye küfür etmem ama oyunda beni artık son sınırıma getirmişse, bir şey olmuşsa, patlatmışsa etmişimdir yani. Ne demişsinizdir tahminen? Küfürler aynıysa ona göre bir şeyler... Benim ağzımdan kötü küfür çıkmaz ya, ben en fazla gerizekalı falan demişimdir. Zaten çocuğa da aptal gerizekalı mal denmiş. Hadi oğlum bisiklet. O zaman bu da mantıken şöyle oluyor. Sizin çocuğa küfür ettiğiniz anlamına geliyor. Doğru mudur? Şu an beni çok böyle yanlış yollara ittiniz. Ben bir şey yapmadım abla. Niye iteyim ya? Allah Allah. Tamam, beni atabilirsiniz. Valla bu kadar hızlı ikna almaman lazımdı ya. Biraz şey demen lazımdı. Ya bırak ya, bırak ya, bırak ya. Ben istenmediğim yerde kalmayı tercih etmiyorum. Yok abla, şaka yapıyoruz ya. Ama atabilirim abla istersen. Ya atmak isterseniz tabii ki de atabilirsiniz. Sizin klanınız. Yok yok moruk. Kadın çok saygılı. Ben bu kadına yanlış yapamam. Küfür müfür yok ortada. İpneliğine, şerefsizliğine. Evet. Canım sıkıldı dedim ki. Sen niye ilk başta girdin ki, ben onu anlamadım. Çünkü anladım böyle bir şey yapacağınızı. Ne? Nasıl anladın lan? Benim bir arkadaşım var bu klanda da. Onun da başına gelmişti o yüzden. Ama Peri de kabul etmiyor ki. Samet geliyor, bekle. Bekle, Samet geliyor, dur dur. Şimdi ben olayı Bonno ve Excellence'a anlattım. Nitron sizin galiba yakın arkadaşınız. Siz de ona güzel bir şekilde izah ederseniz olayı çok çabuk çözeceğimize inanıyorum. Ve ben artık bu lobiden siktirip olup gideceğim hocam. Siz bir aranızda konuşun, halledin. Valla işim gücüm var. 11 yaşındaki bebeği kim sövdü? Sadece onu söyleyin ya. Excellence'a diyorum ki sen yapmışsın. Excellence diyor ki ben değildim diyor. Nitron'du diyor. Kim ya? Kime sövmüşüz? Ben anlamadım. Lobilere girip... Geçen birine sövdün ya bayrakta. Velet çocuğa bir tane. Kime lan? Kime kime? Bilmiyorum işte, velet bir tane birisi. Kanka ben küfür etmem ki, sen biliyorsun. Durmadan bayrağa basıp basıp duruyordu, sinir oldu hani. Yani videosu var mıymış bunun? Yok. İşte videosu yok, şikayet etmiş. Ya CarL... Ya şimdi beni bilen biliyor, ben öyle anavrat kimseye küfür etmem. Hiçbir zaman küfür etmem genelde. Hani ben hepinizi yani o kadar çok samimi değilim sizde. Tanımıyorum. Sadece klandasanız ben de işte kendi işlerimi yapıyorum. Öyle geçiyorum. Pek aram yok sizinle. O yüzden soruyorum. Galiba Bonno ile Excellence senin yakın arkadaşın. Evet. Onlara anlattım olayı. Excellence'a diyorum ki böyle diyor ki ben değilim, Nitron diyor. Hani Excellence sana suç atıyor. Sen de diyorsun ki ben yapmadım. Net bir şey diyemem. Ben söylediğimi bile hatırlamıyorum. Ben ki kaldı ki ben kimseye söylemedim. Durduk yere. Excellence? Zaten ben küfür kullanmıyorum. Ya video görüntüsü yok muymuş çocukta? Böyle şeyler oluyor. Onu da açıklayayım. Mesela bayrak atıyoruz rank kasmak için. Geliyor çocuk kendisi sövüyor. Sonra karşılığını alan da oluyor yani. Onu da diyeyim yani. Sen Excellence'ın neden klandan atıldığını biliyorsun değil mi? Klandan atıldı mı ya? Klanda değildi ki Excellence. Klandan atıldı Excellence. Yazın hani attılar evini. Sen aradın ya. Ne zaman lan? Oyuna giremediğim zamanlar. Tamam, oyuna girmediği için atıldığını biliyorum Excellence. Hayır, oyuna girmediği için değil. Excellence daha iyi biliyor neden atıldığını. Olayı Excellence'a anlatıyorum zaten. Excellence bunu onaylıyor. Ama diyor ki ben yapmadım diyor. En fazla diyor ki gerizekalı niye bırakmıyorsun, niye salmıyorsun bizi. Bana denilen şey şu. Şu arkadaş küfür etmiş, git bir sor. Hani yapmış mı yapmamış mı? Ben onaylamıyorum böyle bir şeyi. O zaman şöyle bir şey yapalım. Hani, klandan çıkartayım seni. Ben klandan atayım. Böyle bir şey olmadı ki bu zamana kadar. Ben ekipteki herkese söylüyorum. Beyler küfür etmeyelim kimseye. Hiçbir şey olmasın. Ayıp olur. Adam ya vallahi yani, böyle bir şey varsa sadece karşı tarafın sözüne bilmiyorum itimat etmek bana mantıklı olmuyor. Tamam, sen bizi çıkartırsın, başkasına güvenebilirsin ama bilmiyorum yani, ben kimseye küfür etmedim. Ben bunun garantisini veriyorum. Ya şimdi çocuk üzüldü, farkındayım, bakın Bonno da yazıyor bak. Bak. Üzüldü. Bence uzatmayalım çünkü ben de üzüldüm. Bak çocuk diyor ki klandan atabilirsiniz. Küfürü kabul etmiyorum diyor. Bu 3 tane elemanda küfür kullanmıyor. Vay amık ya. Dur çocuğa açıklayalım da vallahi ayıp oldu, çocuk üzülüyor. Ses sonunda bir tedirginlik var. Hissedebiliyorum, duyabiliyorum hocam. O yüzden bir açıklayalım çocuğa. Şimdi ne yapıyoruz hocam? Bana açıklayın ya, onu. Video kaydını sizin dediğiniz olsun. YouTube klandan çıkarıyorsanız çıkarım. Ya başımın üstüne. Ama ben video kaydını izleyelim. Madem böyle bir video kaydı var, böyle bir şikayet var. Suçlu kimse o kendisi çıksın. Veya yine suçlu kimse o kendisi atılsın ama tamam hocam, o zaman bırakmak da mantıklı değil ki. Haklısın. O zaman ben klandan çıkıyorum mantıken. Bilmiyorum valla reis. Hayır anlamadı bak. Beni mi trollüyorsunuz ya yoksa? Hayır şey diyor ki. Ya Allah çarpsın elim ayağım titredi ya. Fark ettim Allah çarpsın, bak Bonlu bana özelden ne yazıyor biliyor musun? Bak lan söyle, üzüldü. Ben orada kapattım kulaklığı, dedim hani vallahi farkındayım sesinde bir tedirginlik var. Ya bugün bir tane çocuk şey yazdı, tamam mı? Ayda bir dakika. Ne oluyor lan? Ha, o çocuğa yazarken de bir de şey yazdım. Sen dedim hayırdır paşam dedim. Sadrazamın sol taşağı mısın sen yazdın? Ne yazsın? Bir daha söyle. Sadrazamın dedim sol taşağı. Bural abiyle tanıştıralım seni yazdım. Hocam dedim ne oluyor? Onu yazarken de şey düşündüydüm. Lan dedim bir şikayet olmasın lan dedim. Bunu işte niye şikayet etsinler? Yüreğime indi ya Allah'ım. Hocam yok vallahi özür diliyorum, kusura bakmayın ama ekmek yapacak ya. Bir şey. Ben üzüldüm, çaktırma bir tek. Benim ellerim titriyor şu an. Hepsi Bonno'nun suçu. Dedik yok işte Nitro'na yapalım dedi. Sen bu videoyu yarın izle. Adem Koyar. Önümüzdeki PMC'yi seyret, yarıyoruz. PMC'yi? Tamam o zaman ben gidiyorum. Kardeşim başarılar inşallah kazanırsınız. Tekrardan Nitron kusura bakma. Hepsi Bonno'nun suçu. Bonno'ya söyleyebilirsin bu arada. Şikayet gelmez. Gizli kapaklar altında yaparım onu. Sana kalmış arası valla. Görüşmek üzere. Oğlum çocuğa üzülmedim değil bak. Vallahi çocuğun böyle sesi titredi ya. Dedim ki artık salalım. Boku çıktı. Bak konuyla alakası şey dedim. O zaman ben çıkıyorum klandan. Çocuk böyle şey oldu. İnsan bir şey der. Ne alaka? Dostlar videomuz buraya kadardı. Video hoşunuza gittiyse like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben daha çok böyle hani kargaşa çıkacağına inanıyordum. Kargaşa çıkmadı. Yani kaostan beslenemedik. Yapacak bir şey yok. Çünkü herkes iyi niyet. Sıkıntı yok. Kendinize çok cici bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.